Nevzat bir oturuşta bir kitabı baştan sona okuyormuş ve saatte 55 sayfa okuyabiliyormuş. 4 saat okuduktan sonra geriye 330 sayfa kaldığına göre kitap kaç sayfadır? Ve bitmedi bir soru daha var. Nevzat'ın kitabı bitirmesi kaç saat sürmüştür? Bu soruyu çözmenin birkaç değişik yolu var. Önce şöyle yapalım. Önce bir tablo çizelim. Bu sütunda okuma süresini gösterelim ve buna t diyelim t'yi saat cinsinden alıyoruz. Diğer sütunda ise kalan sayfa sayısı, yani Nevzat'ın daha okumadığı, henüz okumadığı sayfaların sayısı. Buna da k diyelim, kalanın k'sı. Ve k'yi tabii ki sayfa olarak ifade edeceğiz. Şimdi sıfırıncı saatte kaç sayfa kaldığını bilmiyoruz. Zaten sıfırıncı saatte okunması gereken sayfa sayısı kitabın tamamına eşittir, değil mi? sıfırıncı saatte ne olduğunu bilmediğimiz gibi birinci saatin sonunda, ikinci saatin ve üçüncü saatin sonunda da ne olduğunu bilmiyoruz ama dördüncü saatte ne olduğu hakkında bir fikrimiz var. Öyle değil mi? Evet. 4 saat okuduktan sonra geriye 330 sayfa kalmış. 330 sayfa. 4 saat sonra 330 sayfa daha okuması gerekiyor. Bunu bildiğimize göre Nevzat'ın saatte 55 sayfa okuyabildiğinde hesaba katarsak zamanda biraz geriye gidip bu değerlerin ne olacağını bulabiliriz. Değil mi? Bakın Nevzat saatte 55 sayfa okuyor. 1 saat geçiyor, 55 sayfa bitiyor. Buradaki değer yani 330 sa kalan sayfa sayısı. Buna çok dikkat edin. Her saat 55 sayfa daha okuyorsa, kalan sayfa sayısı her saat 55 sayfa azalır. Bu durumda 3. saatte Nevzat'ın okuması gereken sayfa sayısı 55 sayfa daha fazla olmalı. O zaman 330'a 55 eklersek 385 buluruz. Evet 385 bulduk. Peki sizce bu doğru mu? Zamandaki değişim bu küçük üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi ve matematikte kullanıldığı zaman bir değişkendeki değişime gösteriyor. Zamandaki değişim 1ken kalan sayfa sayısındaki değişim eksi 55 sayfa. Mantıklı. Okudukça okunması gereken sayfa sayısı azalır, değil mi? Tekrar ediyorum, k kalan sayfa sayısını gösteriyor. Kalan sayfa sayısını. Nevzat'ın okuduğu sayfa sayısını değil. Bu şekilde zamanda geriye gidersek kalan sayfa sayısı her zaman artacak, değil mi? Mesela ikinci saatin sonunda 55 sayfa daha olacak. O zaman da 385 artı 55 dersek 385 artı 5 390 eder. Buna bir 50 daha eklersek 440 buluruz. 440 sayfa varmış. Daha sonra yani birinci saatin sonunda da kalan sayfa sayısı 55 daha fazla olacak. O zaman da 440 artı 55 495 eder. Ve son olarak Nevzat'ın okumaya başladığı anda Önünde kitabın tamamı olan 495 artı 55 sayfa vardı. Kısacası birinci saatin sonu geldiğinde okumuş olacağı 55 sayfayı 495'e ekleyeceğiz. 495 artı 55. 495 artı 5, 500 artı 50, 550. Zaman sıfıra eşitken, yani daha okumaya başlamamışken 550 sayfa varmış. O halde kitap kaç sayfadır? 550. Peki Nevzat bu kitabı kaç saatte bitirir? İsterseniz bu tabloyu devam ettirebilirsiniz. 5. saatte 330 sayfa, 55 sayfa daha azalmış olacak. 330'dan 50 çıkarsa 280, 280'den 5 çıkardığımızda ise 275. Evet, işte böyle devam edebiliriz. Ya da 330 sayfa kalmıştı öyle değil mi? 330'un yanına sayfa yazalım. Ve saatte 55 sayfa okuyabiliyordu. 55 sayfa bölü saat. Bunu 330 sayfa çarpı 1 bölü 55 saat bölü sayfa olarak yeniden yazalım. Kafanız karışmasın, 55 sayfa bölü saate bölecektik. Şimdi tersiyle 1 bölü 55 sayfa bölü saatle çarpıyoruz. Aynı şey. Bu işlemi yaparsak sayfa bölü sayfa birbirine götürür ve geriye 330 bölü 55 saat kalır. 35'e bölerseniz 6 çıkar. 300'ü 50'ye böldük 6. O halde cevap 6 saat. Ama şimdi çok dikkatli olun, 6 saat bulduk, hemen heyecanlanıp bunu buraya yazıp soruyu cevaplamak isteyebilirsiniz ama sakın yapmayın çünkü, çünkü yanlış olur. Neden mi? Çünkü kitabın bitmesi için bu noktadan sonra 6 saate daha ihtiyacımız var. Yani toplam olarak 4 artı 6, Nevzat'ın 10 saate ihtiyacı var kitabı bitirebilmesi için. Dördüncü saatin sonunda daha 330 sayfa vardı ve bu 330 sayfayı bitirmek için 6 saat daha okuması gerektiği için toplam 10 saat gerekli. Cevap 10. Evet, sağlamasını da yapalım. Hemen sağlamasını da yapalım. Kontrol edelim. 550 sayfayı okumak için 10 saate ihtiyacı varsa okuma hızı nedir Nevzat arkadaşımızın? 550 sayfayı 10 saate bölersek 55 sayfa bölü saat buluruz. Ve bu doğru olur çünkü zaten biliyoruz ki Nevzat saatte 55 sayfa okuyabiliyor. Evet, bu birinci yol. Başka bir yoldan daha bahsetmiştim. Bu kez doğrusal denklem kavramı üzerinde konuşacağız. Nevzat sabit bir hızla okuyor, öyle değil mi? Sabit bir hız. O halde bu problemi doğrusal bir denklem olarak ifade edebiliriz. Kalan sayfanın zaman cinsinden fonksiyonunu saatte 55 sayfa okuyorsa kalan sayfa sayısı zamanla azalacak ve bu azalma, bu azalma saat başına 55 sayfa olacak, değil mi? Evet, böyle düşünürsek, eksi 55 t artı b, yani başlangıç durumundaki sayfa sayısı halinde yazabiliriz. Burada verilen bilgiyi kullanarak da b'yi kolaylıkla bulabiliriz. t 4'e eşitken, evet l t 4 lt yani kalan sayfa sayısı 330'muş. 330 eşittir eksi 55 çarpı 4 eksi 220 eder ve artı b. İki tarafa da 220 ekleyelim. Sol taraf 550 oldu. Sağ tarafta bunlar gidecek ve b kalacak. Şimdi fonksiyonu bir daha yazalım lt eşittir, kalan sayfa sayısının zamana göre değişimini gösteren fonksiyon, eksi 55, tekrar ediyorum, kalan sayfa sayısı her geçen saat 55 sayfa azalacağı için bu terim eksi 55 olacak. Eksi 55, t artı 550. Fonksiyonu yazdığımıza göre biri bize kitabın kaç sayfa olduğunu sorarsa, t eşittir 0 için fonksiyonu değerlendirir, cevabı buluruz. t 0 bu da 0 olur ve geriye 550 kalır. Hemen yazalım. Evet, gördüğünüz gibi birinci soruya, birinci soruya bu şekilde de cevap verebilirdik. İkinci soru için ise toplam 550 sayfa olduğuna ve Nevzat'ta saatte 55 sayfa okuyabildiğine göre, kitabı bitirmesi 550 bölü 55'ten 10 saat sürer. Aslına bakarsanız aynı şeyi birinci yolda da yapabilirdik. İkinci soruya geldiğimizde zaten kitabın 550 sayfa olduğunu biliyorduk. Ve bunun yerine saatte 55 sayfa okuyabiliyorsa 550 sayfayı kaç saatte okur diye düşünür ve cevabı yine 10 saat olarak bulurduk. Şahane!